Toplumun genel ahlak yapısını bozan yayınlarla ilgili Rütük harekete geçti. İzleyiciden gelen şikayetler üzerine toplantı yapıldı. Dijital içerik platformları da toplantıda ele alındı. <laughs> Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Eksen'in Konuşanlar programı Rütük toplantısında masaya yatırıldı. Programdaki ifadeleri değerlendiren Rütük, Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlarda içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtıldığını tespit etti. Yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu için egzene idari para cezası verildi. Üst kurul üyeleri 6012 sayılı kanunu hatırlattı. Yayınlarda dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez hükümlerinin ihlal edildiği ifade edildi. Ama tabii bir adım atılı bir uyarı yaptık. Netflix'e yayınlanan İspanyol yapımı bir film de rutin radarına takıldı. Söz konusu filmin eşcinselliğin, enses ilişkilerin ve çiftler arası eş değiştirmenin yoğun olarak işlendiği bir kurgu üzerine inşa edildiği belirlendi. Bu durumun toplumun manevi değerlerine ve genel ahlaka aykırı olduğu belirtilerek Netflix'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi. Fox'a yayınlanan Yasak Elma dizisi hakkında hazırlanan uzman raporu da üst kurulun masasındaydı. Üst kurul dizinin Türk toplumunun genel ahlak kavramı ve milli manevi değerleriyle bağdaşmayacak çeşitli ifadelerin izleyicilere aktarıldığı iddiasıyla Fox TV'ye idari para cezası verdi.